Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün Echeveria Rainbow'ların kellelerini alacağım arkadaşlar. 2 adet Echeveria Rainbow'un şöyle göstereyim sizlere. Kellelerini alacağım ve alt gövdeyi saksıda öylece bırakacağım. Alt gövdeden bir sürü yavru verecek arkadaşlar. Şimdi tam kelle alma mevsimi. Falçatam elimde bekliyorum. Arkadaşlar özellikle bu ikisinin formu diğer Rainbow'lardan biraz daha uzun. Özellikle bunları seçtim ki şuradan kestiğim zaman rahatlıkla kellesini alabileyim. Altta çünkü yaprak bırakmam gerekiyor. Altta yaprak bıraktığımız zaman daha rahat fotosentez yapıyor ve daha çabuk yavru veriyor. Hiç yaprak bırakmadığımız zaman yavru verme olasılığı da tabii ki daha düşük oluyor. Şimdi hemen şöyle alttan kontrol ediyorum. Nereden alabilirim diye. Evet şuradan. Hatta alttaki şöyle kurumuş yapraklarını da temizleyeyim. Echeveria Rainbow'lar biliyorsunuz arkadaşlar satışta. Ama uzun zamandır kelle almayı istiyordum. Rainbow'u. O görüntüyü görmeyi çok istiyorum. Bu üstten aldığımızda çıkacak olan yavruların görüntüsünü görmeyi çok istiyorum. O yüzden iki tane Rainbow'umuzu kıyacağım arkadaşlar. Üst çeliklerini de satışa koyacağım. Evet, şimdi dikkatli bir şekilde şöyle yaprak arasını açıp şöyle görebilecek misiniz? Şuradan falçatamın ucunu da iyice kalınlaştırıp ama buradan bir iki yaprak almak istiyorum ki gövdeden kesebileceğim yer biraz açılsın, gövde uzasın. Şöyle sallayarak kolaylıkla yaprakları alabiliyoruz. Rainbow'lar yapraktan düşük olasılıkta da olsa yavru verebiliyor arkadaşlar ama çoğunlukla perle gibi yavru veriyor. Yani böyle variegata olarak vermeyebiliyor. Ama denemekte fayda var. Ben de bunu deneme, yanılma yöntemiyle bu seferlik kellesini alacağım bakalım. Evet, gövdemizi biraz daha açtım. Hemen bunu şöyle kuruyan yaprakları tekrar kontrol edip alıyorum. Şuradan diğer yapraklara zarar vermeden şöyle keseceğim. Evet, yaprağın bir tanesini kırdım ama bitkiler geldiğinde yaprakları çok daha yumuşaktı arkadaşlar. Ben bunları eve esintili yere çıkardım. Evet, becerdim. Esintili yere çıkardığım için yapraklar gayet sertleşti, dolgunlaştı. Suladım, gayet güzel sulandı da yapraklar bayağı içleri de su doldu. Uzun bir yolculuktan geliyorlar biliyorsunuz, yurt dışından, Hollanda'dan geliyor bunlar. Yola çıktıklarında da susuz oluyorlar. Geldiğinde ben de su vermiyorum bir müddet. O zaman ne oluyor? Yapraklar tabii ki incelmiş, buruşmuş, daha böyle formsuz oluyor. Ama açık havada, esintide, sulamasında yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Evet, bu çeliğimiz satışta arkadaşlar. Bu çeliğin fiyatı 75 lira. 0551 710 74 55. WhatsApp sipariş hattından yazan arkadaşımız bu çeliğin sahibi olacak. Şu anda dikmiyorum. Çünkü böyle yarasının kurumasını bekleyeceğiz. Zamanla da zaten bir hafta 10 gün gibi bir süre sonra kendisi alttan saçak kökler vermeye başlayacaktır. O zaman toprağa dikeceğiz. Aslında direkt de dikebiliriz. Şimdi bu gövdeyi böyle bırakacağım arkadaşlar. Buradan da yavrular verecek. 4 tane yaprak bıraktım. Bir tanesi kırıldı ama önemli değil. Buradan verecek olan yapraklar önemli olan. Şimdi geldik diğer Rainbow'umuza. Evet, şuradan kurumuş yapraklarını tekrar temizleyip bunun da kellesini almaya çalışacağım. Buradan da şuradan bir iki yaprak almak istiyorum.
gövdenin uzayıp rahatça kesilebilecek yer açılması için şu alt yaprağı bırakacağım. Uzun olanı alacağım. Evet, bu aradakini de alıyorum. Şöyle bir sağa bir sola hafif hafif salladığımız zaman zaten rahatlıkla çıkıyor. Buradan da hemen bakıyorum. Şu yaprağı alıyorum. Evet, yaprakları böyle bütün bütün alıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan kesmeye çalışacağım. İnşallah yine yaprağı kırmadan kesmeyi başarabilirim. Aslında misine ile de kelle alınabiliyor ama misine bulamadım. Elimde vardı ama nereye kaldırdım hiç bilmiyorum. Evet, burada aldım. Gayet güzel. Bakın göstereyim şöyle. Gayet sağlıklı. Buradaki yaprağı da aslında koparıp yaprağını yatırabiliriz. Ama ben koparmayacağım. Bu çeliğimiz de satışta arkadaşlar. Bunun da fiyatı 75 lira. Şöyle ikisini de göstereyim. Bu çelikler köksüz 75 lira arkadaşlar. Normalde Rainbow'ların fiyatı bu hafta indirimde arkadaşlar 225 liradan satıştaydı. 200 liradan satıştalar. Elimde sanırım bir 4-5 tane daha var bunların haricinde. Bu köksüz çeliklerimiz 75 liradan satışta. Bunu bir arkadaşımız istemişti. Bunlardan bir tanesini bir arkadaşımız bu şekilde büyütmek istiyordu. Ona göndereceğim. Diğerini de ben kendim evde nasıl yavru verdiğini gözlemleyeceğim. Rainbow'umuzun az önce de dediğim gibi buradan yavrular vermesini bekleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel böyle 2 tane 3 tane hatta belki daha fazla yavru verecek ve burada buket bir form oluşacak. Muhteşem bir görüntü olacak ve bu şekilde çelik alıp da yeni yavrular verdiği zaman çok daha açık renk tam variegata bir rainbow ortaya çıkacaktır. Ondan eminim. Şimdi hemen bu saksımıza kendi toprağımdan koydum. Bu yaprakları da böyle toprağa şimdilik nemli bir toprağa diziyorum arkadaşlar. Tamamen kuru değil. Bunları da gayet esintili bir yere bırakacağım. Esintide bunlar da bakalım kaç tanesi yavru ve saçak kök verecek. Verecek mi, vermeyecek mi? Bunu da gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Evet, Ekeverya Rainbow çelik satın almak istiyorsanız 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından nurcan.srbs Instagram sayfamdan ve Facebook grubum Ütopya Çiçek Evi'nden bana rahatlıkla ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol çiçeklerle kalın. Esen kalın arkadaşlar.